Merhaba sevgili öğrencilerim. Şimdi geldik asal çarpanlar konusuna dostlarım. Bakalım neymiş bu konu, nasıl soruları varmış, bunu bir iyice öğrenelim. Hemen kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın. Notlarınızı alacaksınız dostlar sizlerde. Hadi bakalım, vira bismillah diyorum. İlk kağıdımı koyuyorum ve başlıyorum dostlar. Şimdi diyor ki birinci örneğimizde 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız diyor dostlar. Şimdi asal çarpanlara ayırma nasıl oluyor? Bunu daha önceki videolarımızda da yine bir göstermiştim ben size dostlar nasıl yapıldığını. Şöyle bir yol izleyeceğiz demiştik. 120'yi yazıyoruz. Yanına bir çizgi çiziyoruz. Şöyle bir çizgi. Bizim asal sayılarımız nelerdi? 2 ile başlıyordu en küçük asal sayımız. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 şeklinde gidiyordu bunlar sonsuza doğru dostlarım. En küçük asal sayımız 2 idi. Çift olan tek asal sayımız da 2 idi dostlar. Hemen ne yapıyorum şimdi? 120'yi çizdim, yazdım. Yanına şu çizgiye ekok çizgisi demiştik dostlarım. Bu çizgiyi de çizdim ve şuraya 120 en küçük asal sayıyla başlayacaksınız. 2 yazıyorum dostlar. 120'yi 2'ye böldüğümde ne çıkar? 120 bölü 2 nedir yani? 60. 2'ye böldük. Devam ediyorum şimdi. 60 çıktı karşıma. 60 eğer hala 2'ye bölünüyorsa bir daha bölüyorum 2'ye. 60'ı 2'ye böldüm. 30. 2'ye bölünüyor mu? Evet. Devam ediyorum bölmeye. Bölünmeyene kadar 2 ile devam edeceğim dostlar. Ne oldu şimdi 2'ye bölersek 30'u? 15. Peki 15 artık 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 2'den sonraki asal sayıya geçiyorum. 3. Peki hocam 15 3'e bölünmeseydi ne olacaktı? Bir sonrakine 5'e geçecektim. Buna da bölünmese bir sonrakine bu şekilde. Hatta daha ilk başta 120 2'ye bölünmeseydi 3 ile başlayacaktım o zaman. 3'e de bölünmese 5 ile başlayacaktım gibi. Şimdi 15 3'e bölünüyor mu? Evet, 3'e böldüm. 5 çıktı. 5 artık 3'e bölünmüyor. Sıradakine geçiyorum 5'e. 5, 5'e bölünüyor mu? Tabii ki her sayı kendisine bölünür mutlaka. 5'i 5'e bölersem ne kaldı? 1. İşte burası 1 kalana kadar ben bu işlemi devam ettirecektim. Şuradaki sayılar benim asal çarpanlarımdır. Başka bir deyişle asal çarpan da denir, asal bölen de denir dostlarım. Demek ki 120'nin asal bölenleri, asal çarpanları neymiş? 2'ymiş, 3'müş ve 5'miş. Yani 120'yi ben şu şekilde de yazabilirmişim. 2'den 3 tane var. Demek ki 2 üzeri 3 çarpı 3'ten bir tane var. 3 üzeri 1 çarpı 5'ten bir tane var. 5 üzeri 1 şeklinde yazılıyormuş. İşte 120'nin asal çarpanları nedir diye sorarsa 2, 3 ve 5 asal çarpanlarıdır 120 amcanın. Pekala, ilk örneğimiz böyleydi. Asal çarpanlara ayırmayı öğreniyoruz arkadaşlar hala. Şimdi bize verilen sayı 120 idi az önce. Peki bu sayı hocam faktöriyelli bir sayı olursa ne yapacağız? 15'in asal çarpanlarına ayrılmışını nasıl göstereceğiz? Asal bölenlerini nasıl göstereceğiz? 15'in asal çarpanları dostlar kendisinden küçük olan bütün asal sayılardır. Yani şöyle 15'ten küçük olan asal sayıları yazıyorum. 2, 3, 5, 7, 11 ve 13'tür bunlar diyorum. İşte 15 faktöriyel sayısının asal çarpanları bunlardır diyeceksiniz. Yani neymiş? Kendinden küçük olan asal sayılarmış. Mesela burası 20 faktöriyel olsaydı 20 faktöriyelden küçük asal sayıları yazacaktım. 30 faktöriyel olsaydı 30 faktöriyelden küçük olan bütün asal sayılar bu 30 faktöriyelin asal çarpanları olacaktı. Tamam hocam, asal çarpanları bunlar da bunlardan kaçar tane var 15 faktöriyelin içerisinde? Dostlar, faktöriyeller konusuna geldiğimizde bir kez daha göreceğiz ama bunu şimdiden bir duymuş olmanızda fayda var. Bakalım 2'den kaç tane var 15 faktöriyelin içinde? Nasıl buluyoruz biliyor musunuz? Dünyanın en kolay şeyi. 15 sayısını 2'ye bölüyorum, bakın bir kere böldüm. Kaç kere var 2? 7 kere var. 7 kere 2 14. Çıkarttım bir. Şurası seni çok ilgilendirmiyor.
Şuradaki bölüm beni ilgilendiriyor. Bak bir kere 2'ye böldüm 7. Bir daha bölüyorum 7'yi 2'ye bölün dostlarım bir de. 3. 3 kere 2 6 çıkarttım 1 kaldı. Burası beni ilgilendirmiyor demiştim. Şimdi 3 hala bölündüğü için 3'ü 2'ye böldüm. 1 kere var 1 kere 2 2 çıkarttım 1. Şurası beni ilgilendirmiyor. İşte bakın 15'in içinde kaç tane 2 çarpanı var sorusunun cevabı 7. 3 daha 10, 1 daha 11. Yani 7 artı 3 artı 1'den 11 tane 2 varmış 15 faktöriyelin içinde. Peki hocam 3'ten kaç tane var? Hadi onu da bulalım dostlar. Bakalım 3'ten kaç tane varmış? Peki ne yapacağız o zaman bu sefer? 15'i sürekli 3'e böleceğiz. Bir kere bölelim 5 kere var. 5 kere 3 15. Şurası ilgilendirmiyordu bizi. Şuradaki bölümler. Bölümü bir daha bölüyorum 3'e. 1 kere var 1 kere 3 bilmem ne burayı geçtim. Artık buraya kadar daha bölünmeyecek duruma geldiği için şimdi topluyorum bölümleri. 5 artı 1'den eşittir 6 tane de 3 varmış. Devam edelim. 2'yi yaptık 3'ü yaptık sıra 5'te. Şimdi 15'i 5'e bölüyorum dostlar hemen. 3 kere var. 3 kere 5 15 bilmem ne burasını geçiyor. Peki 3 bir daha 5'e bölünüyor mu dostlar? Hayır bölünmüyor. O zaman bitti. 3 tane de 5 varmış içinde. Nereye geldi sıra? 7'ye. 15'i 7'ye bölüyorum hemen. Bir kere böldüm. 2 kere var. 2 kere 7 14. 2 artık 7'ye bölünüyor mu? Hayır. O zaman 7'den 2 tane varmış. 11'e geldik. Şurada yapalım. 15'i 11'e bölüyorum. 1 tane var. 1 kere 11 11 çıkarttım. Kalan 3 mü 4 mü neyse artık. Burası bizi ilgilendirmiyor. Şuradaki 1 ilgilendiriyor bizi. Demek ki 11'den 1 tane varmış. 13'e geldik şimdi. Hemen 15'i de 13'e bölüyorum. 1 kere var öğretmenim diyorum. Demek ki 13'ten de 1 tane varmış. Şimdi hemen 15 faktöriyeli asal çarpanları şeklinde yazıyorum. Bakın şöyle. 15 faktöriyel eşittir. 2'den kaç tane bulmuştuk? 11 tane çarpı. 3'ten kaç tane bulmuştuk? 6 tane çarpı. 5'ten 3 tane bulduk. 7'den 2 tane bulduk çarpı. 11'den 1 tane bulduk. 13'ten 1 tane bulduk. İşte 15 faktöriyelin asal çarpanlara ayrılması da bu şekilde olacakmış dostları. Ayırdık bitti. Peki. Şimdi geldik bir başka soruya. Şimdi soru bankalarında nasıl sorular göreceğiz? Buraya yoğunlaşıyoruz birazcık da. 108 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi yani ne istiyor bizden? 108'i bir asal çarpanlarına ayır diyor. Sonra da bu asal çarpanların toplamını bul diyor dostlarım. Hadi ayıralım ve bulalım arkadaşlar. 108'i hepiniz asal çarpanlarına ayırmayı biliyorsunuz artık. 2 ile başlıyorduk. En küçüğümüz 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. 2 ile başladım o yüzden 54. Bir daha 2'ye bölündü 27. Bak artık 27 2'ye bölünmüyor canım kardeşim. Ne yapacağız o zaman? Geçtik 3'e. Hemen 3'e böldüm. 27 3'e bölünürse 9. Bir daha 3'e böldüm 3 oldu. Bir daha 3'e böldüm 1 oldu. 1'i bulunca durmuştuk. Peki 108'in asal çarpanları şeklinde yazılışı neymiş? 2'den 2 tane var çarpı 3'ten de 3 tane var. O halde 108'in asal çarpanları yani asal bölenleri nedir diye sorulursa 108'in asal bölenleri 2 ve 3'tür diyeceksin. Ha bize de bu asal bölenlerin yani asal çarpanların toplamı soruluyor. Yani 2 ile 3'ün toplamı soruluyor. Cevabım 5 geldi bile dostlar. Evet bu soruyu da geçtim. Şimdi gelelim bir başka soruya. Şimdi diyor ki bu sorumuz 12 sayısının pozitif bölen sayısını, negatif bölenlerinin sayısını, asal bölenlerinin sayısını bulun diyor bize dostlar. Evet işte geldik asıl hani sorulursa buradan bu sorulardan bakın kaç tane soru yazdım? 2, 4, 6, 7 tane soru yazmışım. Bu 7 sorudan bir tanesi sorulur dostlar eğer sorulursa. Soru bankalarında hepsinden göreceksiniz böyle karışık karışık. Bir soruda bilmem ne sayısının pozitif bölen sayısını soracak sadece. Başka bir soruda asal bölenlerin sayısını. Başka bir soruda asal bölenlerin toplamı gibi.
Her birinden birer tane soru sorulur. Herhangi bir sorun bankasını açmanız yeterlidir. Hepsini karşılaşacaksınız. Biz şimdi hepsine cevap vermeye çalışacağız. Peki ne yapıyoruz öğretmenim? Şimdi 12 sayısının pozitif bölenlerini bulun diyor bize dostlar. Yani 12 sayısının gelin biz bütün bölenlerini yazalım. Şimdi 12'yi bölen sayılar nelerdir? Şöyle bir düşünelim arkadaşlar. 1 böler mi? Evet, 1 zaten bütün sayıları böler. Peki 2 12'yi böler mi? Evet, 12 bölü 2 6'dır hatta, bölünür. Peki 3'e bölünür mü 12? Evet, 12 3'e çok güzel bölünür, tam bölünür. 4'e bölünür mü? Evet. 6'ya bölünür mü? Evet. 12'ye bölünür mü? Evet. Bakın 12'nin pozitif olan bölenleri burada. E hocam bunların bir de aynısının negatifleri var. Yani eksi 1'e bölünür mü? Evet. Eksi 2'ye, eksi 3'e, eksi 4, eksi 6 ve eksi 12'ye de bölünür. O halde ben artık şuradaki soruların hepsine cevap verebilirim. Pozitif bölenlerinin sayısı. Pozitif olanlar, bölenlerin 12 tane böleni var bak toplamda. 3, 6 tanesi pozitif yani mavi olanlar. 6 tanesi de yeşildir, negatif olanlar. Pozitif olanların sayısı toplam kaç tane? 6 tane. Peki negatif bölen sayısı toplam kaç tane? 6 tane. Dostlar şimdi buradan tabii ki bir taneyle genelleme olmaz ama ben bildiğim için kuralı siz de bilin istiyorum. Pozitif bölen sayısıyla negatif bölen sayısı bütün sayıların hep eşittir dostlar. Yani pozitif bölen sayısı 6 ise negatif bölen sayısı da her zaman 6'dır. O zaman ilk notumu yazıyorum. Pozitif bölen sayısı eşittir negatif bölen sayısına diyorum. Peki gelelim şuraya. Asal bölenlerinin sayısı. Şimdi hangileri asal, buna bakalım. Asal sayılar neydi? 2 ile başlıyordu. O zaman 2 asal, 3 asal, 4 asal mı? Hayır. 6 asal mı? Hayır. 12 asal mı? Hayır. Negatiflerden zaten asal sayı yoktu. Asal sayılar negatif olmazdı. O zaman asal bölenlerinin sayısı 2 taneymiş dostlar. 2 tanedir. 2 ve 3'tür bunlar. Peki diyor ki asal olmayan bölenlerinin sayısı. E hocam toplam 12 tane böleni var bunun. Asal olmayanlar, asal olanlar 2 tane ise geriye kalan 10 tanesi de asal olmayandır. Diyor ki tüm bölenlerinin toplamı, bütün bölenlerini toplayın diyor. E dostum toplayalım. Şimdi şu üst tarafı maviyi toplayacağım. Alttaki yeşili de toplayacağım ama şöyle bir sonuç bulacağım. Mavilerin toplamıyla yeşillerin toplamı aynı sayı fakat biri pozitif biri negatif olacak. Yani topladığımda birbirini sıfırlayacak. O zaman bunu şöyle genelleyebilirim ben. Dünyadaki bütün sayıların tüm bölenlerinin toplamı her zaman sıfırdır diyebilirim. Çünkü hep pozitif olanın aynısının negatifi olacak. Bak 1 ile eksi 1'in toplamı sıfır. 2 ile eksi 2'nin toplamı 0, 3 ile eksi 3'ün, 4 ile eksi 4, 6 ile eksi 6, 12 ile eksi 12'nin toplamı 0. Ve bu bütün sayılar için geçerlidir. Dolayısıyla bütün sayıların tüm bölenlerinin toplamı 0'dır diyebilirim dostum. Diyor ki asal bölenlerinin toplamı, asal bölenler 2 ile 3'tü. O zaman 2 artı 3'ten 5 çıktı. Diyor ki asal olmayan bölenlerin toplamı, asal olmayanlar. Yani 2 ile 3'ün dışındakilerin toplamını soruyor bize. Peki şöyle diyebilir miyim ben? Bunların hepsinin toplamı 0'dı. Bütün. Hepsi 0'dı. Tüm durumlar 0. E peki asal olanlar toplamı kaçtı? 5. O zaman olmayanların toplamı ne olacak? 0-5. Yani eksi 5 olacak dostlarım. O halde şöyle de bir genelleme yapabilirim ben. Asal bölenlerin toplamı kaç ise asal olmayan bölenlerin toplamı hep bunun negatifi olacak dostlarım. Bu da aklımızın bir köşesinde yani notlarımızın bir kenarına yazınız bunu da. Evet şimdi peki hocam tamam iyi çok güzel her şey yolunda da canım öğretmenim benim. Şimdi biz bunu her seferinde böyle mi yapacağız? Yani şöyle bütün bölenlerini tek tek bulacağız mı? Tut ki bu adam bize 1200 dedi. 12 değil de 1200 dedi. E 1200'ün bölenleri 1'dir, 2'dir, 3'tür. 4'tür, 5'tir, 6'dır, işte 8'dir, işte 10'dur, 12'dir. E bunları ben tek tek bulacağım mı hocam? Bir dünya böleni var. Ne yapacağım peki böyle bir durumda? İşte bu durumda da asal çarpanlardan faydalanacağız dostlar.
Geldik şimdi asal çarpanlarla bu pozitif negatif bölen sayısı arasındaki ilişkiye canım kardeşim. Hemen bir örnekle açıklayalım bunu dostlar. Bakın ne diyor? 108 sayısının az önceki sorduklarımın hepsini bulun diyor dostlar. 108 sayısı için. Hatta şöyle yapalım bakın. Tüm bölenlerinin toplamı diyor. Ne öğrendik biz? Tüm bölenlerinin toplamı her zaman bütün sayılar için neydi? Sıfırdı. Bak hemen bunu bütün sayılar için genellediğimiz için pat diye yazdık hemen. Tabii şimdi pozitif bölen sayısını negatif bölen sayısını da bulmak zorundayız. Peki bunu nasıl bulacağız hocam? Dostlar, bunu bulmanın yolu şu. Verilen sayıyı ilk önce asal çarpanlarına bir ayıracaksın. Bak şöyle kenarda 108'i bir gelin asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölelim 54. 2'ye bölelim 27. Artık 3'e geçtim böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani 108 sayısı neymiş dostlarım? 2'den 2 tane varmış çarpı 3'ten 3 tane varmış canım öğrencilerim. İşte neymiş kural? Verilen sayıyı önce asal çarpanlarına ayırıyormuşuz. Bu 1. Dursun kenarda. Şimdi gelelim pozitif bölen sayısını nasıl bulacağız öğretmenim? Canım kardeşim şu yukarıdaki kuvvetler var ya 2 ile 3 var ya. İşte sen bunların 2'nin de bir fazlasını al. 3'ün de bir fazlasını al. Ve bunları çarptığında yani 3 çarpı 4 dediğimde işte 12 tane pozitif böleni vardır diyeceksin artık canım kardeşim. Demek ki pozitif bölen sayısını bulmanın yolu neymiş? İşte sana bir sayı verecekmiş. A diyelim biz bu sayıya. Şuraya yazıyorum. A sayısı verdi. Bu sayıyı amcam senin için şöyle asal çarpanlarına ayırmış. A üzeri X, B üzeri Y, C üzeri Z. Bu gider böyle. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Şu alttaki A, B, C'ler bizim asal sayılarımız, asal çarpanlarımız. Pozitif bölen sayısı neymiş? Pozitif bölen sayısı şu yukarıdaki kuvvetlerin birer fazlalarını çarpıyormuşuz. Yani x artı 1 çarpı, y artı 1 çarpı, z artı 1 dediğinde sen pozitif bölen sayısını bütün sayılar için bulabiliyormuşsun. Peki geldik negatif bölen sayısına. Bunu çok iyi biliyorsunuz artık canlarım. Pozitif bölen sayısıyla negatif bölen sayısı birbirine eşitti. O zaman bunun da 12 tane pozitif ve negatif bölenleri oldu. Peki burada da diyor ki tüm bölenlerinin sayısı. Ne diyor? Pozitif ve negatiflerin toplamı. Bütün bölenlerinin sayısı 12 tane pozitif var. Aynılarının bir de 12 tane negatifi var. O zaman toplam 24 tane böleni var bu keratanın. Peki diyor ki asal bölenlerinin sayısı. Asallar hangileri hocam? Şurada 2 ile tabandaki 2 ile 3. 2 ve 3 olmak üzere 2 tane de asal bölen sayısı vardır dedi. Peki geldik şuna. Asal olmayan bölen sayısı. Dostum toplamda 24 tane böleni var bunun. 2 tanesi asalsa geriye kalan 22 tanesi de asal değildir diyeceksin. Diyor ki asal bölenlerinin toplamı 2 ile 3'tü. 2 ile 3'ün toplamı o zaman 5. Asal olmayan bölenlerinin toplamı. Ne demiştik bunun içinde dostum? Tüm bölenlerinin toplamından yani sıfırdan asal olanların toplamını çıkartırsak eksi 5 olur demiştik. Hatta bunun için asal olmayan bölen toplamı için asal bölenlerin toplamının ters işaretlisi olur her zaman. Yani negatif hali olur demiştik dostlarım. Evet kardeşlerim bakın güzelce de öğrendik bunu. Demek ki asal çarpanlar yardımıyla buluyormuşuz biz. Pozitif bölen, negatif bölenlerin toplamını. Geldik şurada bir sorumuz daha var. Hemen bunu halledelim şimdi. Bakın bu sefer sayımız ilginç, değişik bir şekilde verilmiş bize. Doğal sayı bölenlerinin toplamını soruyor bize. Şimdi doğal sayı dediğimiz sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılar. Sıfır dediğimiz bir bölen olmayacağına göre, sıfır bir şey bölmeyeceğine göre sıfıra almayacağım da sıfırdan sonraki sayılar için konuşuyor. Yani sadece diyor ki pozitif bölenlerinin sayısını soruyor bana kısaca. Pozitif bölen sayısı kaçtır diye bir soru soruyor amca.
Ne yapıyorum o zaman ben? Verilen şu sayıyı asal çarpanlarına ayırıyorum. Bakın 2 zaten asal bir sayı. O zaman 2 üzeri 2 dursun. Peki 75 kaçla kaçın çarpımıdır diye soralım. 3 ile 25'in çarpımıdır. Peki hala asal çarpanlarına ayrılmadı. Bak 25 var orada. Hadi onu da toparlayalım. 2'nin karesi var. 3'ün birinci kuvveti var. 25 de 5'in karesi demektir. İşte bakın 2, 3 ve 5. Benim keratamın yani bu sayının asal çarpanlarıdır gobeller. Bize neyi soruyordu? PBS. Peki PBS'yi bulmanın yani pozitif bölen sayısını bulmanın yolu neydi? Şuradaki kuvvetleri dikkatli olun. Bir fazlasını çarpacaktım. 2'nin bir fazlası kaçtır? 3. 1'in bir fazlası kaçtır? 2. 2'nin bir fazlası kaçtır? 3. İşte bunları çarpalım. 3 kere 2 6. 6 kere 3 18 tane bu keratanın pozitif böleni vardır dedik dostum. Hemen geçtik bir başka soruya. Şimdi bunu sayıyı bize değişik versiyonlarda çıkartıyor. İşte bir tane de böyle sordum arkadaşlar. Bakın büyük sayıların kareleri şeklinde vermiş. Hiç korkulacak bir şey yok. Burada da şu dikkatinizi çeksin. Bakın şu zaten 2'nin karesi yani 4 çarpı 11'in karesi diye ayrılmış bu. Artı 44 dediğimiz amca da 4 ile 44 şimdi 4 ile 11'in çarpımı. E bir de karesi var. O zaman şöyle oldu hocam. 4'ün karesi çarpı 11'in karesi oldu. Artı 66 da 6 ile 11'in çarpımıdır. Karesi var bir de bunun üstünde. O zaman bu da nasıl yazılır? Hem 6'nın karesi hem de 11'in karesi şeklinde yazılır. Üstü sayılarda öğreneceğiz bu çarpmayı, nasıl bu kuvveti ikisinin de üstüne dağıtabildiğimizi göreceğiz. Tamam mı dostlar? Peki şimdi bak bakalım. İkisinde de ya daha doğrusu üçünde de bak her bir terimde 11'in karesi ortak canım kardeşim. O halde gelin biz bunu 11'in karesi parantezine alalım. Burada ne kaldı? 4. Burada ne kaldı? 4'ün karesi 16. Burada ne kaldı? 6'nın karesi 36 kaldı. Devam edelim. 11'in karesi var başta. Burada ne oluyor şimdi? 20, 36 daha 56 oluyor dostum. Peki şimdi 11 zaten bir asal sayı. 56'yı da asal sayılara bölelim biz şimdi. 11'in karesi 56 nedir normalde? Şurada yazalım. 56'yı bir 2'ye bölelim. İşte 28 olur. Bir daha 2'ye bölelim 14. Bir daha 2'ye bölelim 7. O zaman 7'ye bölelim direkt 1 olsun. Bakın ne çıktı? 2'den 3 tane var. 2'nin küpü 7'den de bir tane var. İşte bu sayının asal bölenleri bunlardır. 11, 2 ve 7'dir dostlarım. Kaç tane asal böleni vardır diye soruyor bize. 3 tane asal böleni vardır. İşte deseydi ki cevabı bulduk zaten. Deseydi ki pozitif bölen sayısı nedir? Pozitif bölen sayısı. Hemen şu kuvvetlerin birer fazlasını çarpıyorduk. Yani 3 çarpı 4 çarpı 2 diyecektik. Negatif bölen sayısı da buna eşittir diyecektik. Falan da filan da diyecektik dostlar. Pekala geldik. Bir soru daha gömelim hemen. Alalım şu kağıdımızı. Diyor ki sayısının 22 tane asal olmayan pozitif tam sayı böleni olduğuna göre x kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hadi gelin şu sayıyı önce bir asal çarpanlarına birlikte ayıralım. Şimdi 6 dediğimiz sayı zaten 2 ile 3'ün çarpımıdır. 12 dediğimiz sayı da nedir dostlarım? 4 ile 3'ün çarpımıydı değil mi? 4 ile 3'ün yani 2'nin karesiyle 3'ün çarpımıdır canım kardeşim. Bir de üstünde x kuvveti var. Bak bir satır daha toparlayalım şimdi bunu. 2 var. 3 var. Şu x'i ne yapıyorum? Hem buna hem buna. Yani 2 üzeri 2x oluyor çarpı 3 üzeri x oluyor. Şimdi üstlü sayılarda şöyle bir özellik var. Tabanlar aynıysa kuvvetleri toplayabiliyorsun. Yani 2 üstünde 2x artı 1 diye bunu yazdım. Çarpı bak üçlerin tabanı aynı. Üstleri topluyorum. Bunda 1 var. X artı 1 diye yazacağım. Yani 3 üzeri x artı 1 diye de bunu yazdım. Şimdi asal çarpanlarını ayırdık. Bak 2 ile 3 asal çarpanıdır bunların. Peki 22 tane asal olmayan var dostlarım. Şimdi asal olmayan 22 tane. Peki asal olan kaç tane? Asal olanlar kaç tane? 2 ile 3 olmak üzere 2 tane de asal böleni var mı bu keratanın? Peki toplamda
Kaç tane böleni var o zaman? 24 tane pozitif böleni var değil mi dostlarım bunun? Yok, asal olmayan pozitif tam sayı böleni. Heh, pozitiflermiş. 22 tane asal olmayan pozitif. 2 tane de asal olan pozitif. O zaman 24 tane pozitif böleni var bunun. Pozitif bölen sayısı 24 ise biz bu pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk canlar? Üstteki kuvvetlerin birer fazlasını alıyorduk değil mi? Yani 2x artı 1 ya, bir fazlasını al 2x artı 2. X artı 1 ya, bir fazlasını al x artı 2. İşte bunların çarpımı 24'müş. Şimdi buradan x'e değer vereceğiz dostlar. Ya isterseniz direkt dağıtın içeriye ya da 2'yi vermiş cevabımızı. Deneyelim 2 oluyor mu? 2 kere 2 4, 4 kere 2 6 oluyor. 2, 2 daha 4 oluyor. Evet, 6 ile 4'ün çarpımı 24 oluyor. Demek ki gerçekten x 2. Hani karşımızda şıklar olsaydı şıkları da tek tek deneyebilirdik eğer istersek. Evet canım öğrencilerim, asal çarpanlar da bu kadardı işte. Hadi bakalım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, sağlıcakla kalın goberler.